bir iyi bir de kötü haberimiz var. Önce kötü haberi veriyorum. İlhan Mansız imzalı topları satan bir dükkan bulamadım. Şimdi iyi haberi veriyorum. Seni www.çöpçatan.com adresine üye yaptım. Ve sana Bolu Mengenli bir aşçı talip. Bu ciddi bir mesele Arzu. Bak kalp kalbe karşıdır görüyor musun? Muhittin Usta da öyle söylüyor. Evlilik ciddi bir meseledir Dilek Hanım. Ben Faruk'un imzalı topundan bahsediyorum. Ay abla amma büyüttün ama ha. Ay alt tarafı bir top ne kadar kızabilir ki? Ya enişte çok affedersin, çok affedersin. Ay enişte çok üzgünüm, çok üzgünüm. Yani bunun zincir de dişlisi de takılıp duruyor. Bir çalışıyor bir çalışmıyor, yağlamak lazım. Sen niye üzgünsün? Üzgünüm. Çünkü aletin zinciri dişlisine takılıyor ya. Makine ya neredeydi? Lavabonun altında. Faruk eşime söyledin mi ağacını keseceğini? Ya şu anda böyle alışıyor. Eminsin değil mi kuruduğundan? Dilekciğim ağaçları ne kadar çok sevdiğimi sen de biliyorsun. Hele de bunu. Ama çürümüş işte, ölmüş. Allah muhafaza her an birinin üzerine devrilebilir. Ve bu biri Arzu olmayabilir. Faruk. Hı. Oduncu gömleği sana çok hoş bir hava katmış. Öyle mi? Hmm. O zaman yelkenler fuara. Hadi bahçeye. Abla, sana bir iyi bir de daha iyi bir haberim var. İyisini veriyorum. İlhan Mansız Ankara'da oynuyormuş. Ve Ankara Eskişehir'in komşusuymuş. Demek ki ne yapıyorsun? Hemen Ankara'ya gidiyorsun ve İlhan Mansız'a bir top imzalatıyorsun. Ya tamam ama arabayı almam lazım. Demek ki ne yapıyoruz? Hemen Ankara'ya gidiyoruz ve İlhan Mansız'a bir top imzalatıyoruz. Daha iyi olan ne? Muhittin Usta var ya. Ha? O sana bir kuzu kebap yapmış ve hafta sonu seni Mengen'e bekliyormuş. Yeşimciğim, bak ne diyeceğim bir tanem. Bu ağaç ölmüş, kesmekten başka çare yok. Ona ağaç deme. Onun adı Ayşegül. Ayşegül mü? Kadın olduğunu nereden anladın? Maaşının yarısını üstüne başına mı harcıyor yoksa? Ayşegül benim sırdaşım bir kere. Ben her şeyimi ona anlatıyorum. İyi işte. Sayemde senin gizli sırlarını açığa çıkarma şansı kalmayacak. Papatya, lütfen. Çekil artık oradan. Hadi. Yeşim. Bilmem sorunun cevabı oldu mu? Nereden aldın o kelepçeyi? Teyzemin çekmecesinden aldım. Teyzem hangi dizide polis rolü oynamıştı? Yeşim, bana bir iyilik yap. Ve lütfen teyzenin çekmecesini sakın bir daha karıştırma.